Geldiniz, teşrif ettiniz, zahmetler verdik sizlere. Değerli vaktinizi de çok fazla almak istemiyorum. Bir an önce bugün niçin bir araya geldik? Onunla ilgili açıklamalarımı yapmak istiyorum. Zaman zaman bireysel olarak bazı gazeteci arkadaşlarımızla yakın temas halinde bulunduk ama bazılarıyla bulunamadık ne yazık ki. Hem tanışmamış olduğumuz arkadaşlarımızla tekrar tanışmak, onlarla hasbihal etmek için hem de bugün neden belediye başkanlığına adaylığımızı koyduk, iddiamız nerelerdedir konusunda hep beraber hasbihal etmek için bugün buradayız. 20 senedir Altınova'dayım. Altınova'da ekmeğimi kazanıyorum. Çoluk çocuğumu burada büyütüyorum. Dolayısıyla taşınma şansımın olmadığı yerde değiştirme şansım vardır niyetiyle belediye başkanlığına geçen dönemde adaylığımı koymuştum. O dönem çok az bir farkla seçimden galip çıkamadık ama umuyoruz ve umutluyuz. Bu dönem bu belediye başkanlığını inşallah taçlandıracağız. Şöyle söylemem gerekirse, yaşadığınız yerde insan eğer mutlu değilse, sosyal hayatınız yoksa, eğitim alanlarında eksiklik varsa, burada bir kadın elinin farkındalık yaratacağını düşündüğüm için belediye başkanlığına adaylığımı koydum. Dolayısıyla yaşadığımız yerde eğitimle ilgili, gençlikle ilgili, kadınlarla ilgili ve ailelerin sosyal yaşamıyla alakalı eksiklikler var. Bizim projelerimiz yol yapacağız, köprü yapacağız. Bunlar zaten bir belediye başkanının asli görevleri. Fakat insan hayatına dokunacak projelerle Altınova'da yaşayan insanların karşısına çıktık. Projelerimiz hemen hemen bütün evlere girdi, kitapçıklar halinde. Sosyal medyadan da gerekli açıklamaları yaptık. Güzel bir genç yaş ortalamasıyla meclis üyesi oluşturduk ve halktan da gerçekten olumlu tepkiler alıyoruz bu yönde. Gençlerin hiçbir zaman söz hakkı olmamış genel itibariyle belediye meclis üyelikleri açısından. Dolayısıyla biz burada bir kadroyla, yepyeni bir genç kadroyla insanların karşısına çıktık. Biz Altınova'da hem genç hem bir kadın eli olarak gerçekten burada farkındalık yaratacağımıza inandığımız için inançlıyız ve iddialıyız. Bu seçimi Allah nasip ederse biz gerçekten büyük bir farkla alacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla sohbet esnasında tabii ki aktaracağım şeyler olacak ama önceliği sizlere vermek istiyorum. Varsa sorularınızla buyurun bekliyorum. Şimdi siz 1 Nisan'da belediye başkanı seçildiniz. Toplantı oturdunuz. Belediyenin mevcut borcu nedir? 2024 bütçesi nedir? Bilgi alabilir miyiz? Şöyle, onu oturduğumuzda incelemelerde bizim orada şu anda 3 tane meclis üyemiz var. Meclis üyelerimizin yazılı taleplerine göre aldığımız rakamlarla girdiğimizde bizim karşımızdaki tablo aynıysa bunu zaten yine bir basın ve sosyal medya aracılığıyla insanlara borç alacak durumunu medya aracılığıyla insanlara duyuracağız. Asya Hanım, öncelikle hem buradaki arkadaşlar hem de kadınlar gününüzü kutluyorum şimdiden. Benim sorum bu minvalde olacaktı. Altınova'da tersaneler var. Çok ciddi sayıda da işçi çalışıyor. İnsanlar da farklı sosyal gruplardan geliyorlar. Hatta biraz daha ataerkil diyebiliriz. Siz bir kadın adayı olarak bu insanlarla iletişime geçtiğinizde size olan yaklaşımları nasıl oldu? Soruyu biraz daha genişletirsek, Altınova'da bir kadın adayı olmak dezavantajı yarattı mı size? Bunu siyaseten değil de gerçek düşünceleriniz olarak açıklarsanız çok memnun olurum. Evet, ilk başlarda girdiğimde gerçekten ben de tereddütle hem aileler olsun hem de buranın bir sosyal hafızası var. Dolayısıyla biz ilk etapta ben bunun zorluğunu çektim, yalan söylemeyeyim.
Ama bu 5 yıl boyunca hani seçimi kaybettik de kenara çekilelim demedik, insanlarla gönül bağı kurduk. Dolayısıyla ilk etaptaki ön yargılar yıkıldı. Şu anda ben aileler olsun, kahveler olsun, gençlerin ortamları olsun çok rahatlıkla giriyorum. Ve inanın büyük bir teveccühle karşılanıyorum. Neden derseniz aileyi kadın toparladığı gibi bir yaşadığınız ilçede de adaylığını koyduğunuz, talip olduğunuz belediye başkanlığında da çekip çevirebileceğine kadının gerçek imzasını atacağına insanlar inanıyorlar. Dolayısıyla ben halkta karşılık bulduğuma inanıyorum. İkinci bir sorum vardı. Bizim Altınova'daki muhtarlarla, köy muhtarları, mahalle muhtarlarıyla görüşmemizdeki en büyük bize gelen şikayetler burada yaşayan işçilerin ailelerle olan o iletişimi konusu problemler varmış biraz. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? İşçilere özel yeni yapılacak binalar, onların ikamet edeceği alanlar olabilecek mi? Evet. Şimdi ben buraya 20 yıl önce Tuzla'dan geldim. Bu sektör dolayısıyla geldim. Biz buraya gelmeden önce yaklaşık bakanlığa 40 bin kişinin istihdam edileceğini zaten taahhütte bulunmuştuk. Dolayısıyla bu işçi yoğunluğunun burada vakıf olanacağını biz daha gelmeden biliniyordu. Fakat geldiğimiz süreçte şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Gelen mevsimlik işçi olarak gurbetçi işçilerimizin barınmayla ilgili, sosyal alanlarıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Dolayısıyla apartman içlerinde, şehir içindeki küçük pansiyonlaşmayla birlikte toplumsal sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu muhtarlıklardan da itibaren yaşayan apartmanlardaki aile sakinlerini büyük şekilde huzursuz ediyor. Dolayısıyla bizim bununla ilgili şöyle bir projemiz var. İşçi konuk evi. Yine tersanelere yakın, tersanecilerle ortak planlama ve projelendirdiğimiz en az 500 yataklı, sadece barınmayla ilgili değil, aynı zamanda onlara da bir sosyal alan yaratmamız lazım. Bu nedir? Berberidir, kantinidir, yemekhanesidir, sosyal alanlarıdır. Dolayısıyla çalışan işçilerin şehir hayatına girmesini kademeli olarak engellemek istiyoruz. Projelerimizdeki en büyük sıkıntıların başında buna çözüm ürettik. Dolayısıyla aşağıda Hersek bölgesinde işçi konuk evini hayata geçireceğiz. Ersin Hanım, ben de bir soru sormak istiyorum. Sizin projelerinizi daha önce basından takip ettik. Sosyal medyadan da gördük. Ama her şey rakibinizin projeleri ilişkilerini düşünüyorsunuz. Mesela bugün gündeme geldiğini gördüm. Sosyal medyada karşı istasyonlarında bunlar yapılabilir proje mi? Bahçe yapılabilir proje mi sizce? Siz ne düşünüyorsunuz rakiplerinizin projeleri hakkında? Şimdi ben de tabii ki rakibimi takip ediyorum. Projeleriyle ilgili açıklamalarını dinliyorum. Fakat şöyle bir sonuca varıyorum. Burada Batlı Çıktı projesinin fiziken mümkün olmadığı 15 sene önceki meclis ve karayollarının incelemesi neticesinde fiziken, bütçeniz olsa dahi fiziken mümkün olmadığı karara bağlanmış ve buradaki bu proje red almış Altınova'da. Dolayısıyla biz insanlara hayal satılmasını gerçekçi bulmuyoruz. Battı çıktı projesi burada evet olur muydu? Gerçekten çok şahane bir proje olurdu. Ama yapılabilirliği noktasında zaten karayollarından devletten red almış bir projeyi paranız olsa dahi, bütçeniz olsa dahi sizin burada uygulanabilirliğiniz olmaz. Dolayısıyla insanlara devlet bütçesiyle yapılabilecek büyük ölçekli yatırımların önce fiziken burada mümkün olması gerekiyor. Fiziken mümkün olmadığı 15 sene önceki meclis ve karayolları kararlarının bakanlıktaki kararlarından inceleyebilirsiniz. Orada bu projenin maalesef keşke olsaydı reddolduğunu göreceksiniz. Şarj istasyonu ile ilgili gene aynı şekilde zaten meclis kararlarında şarj istasyonu ile ilgili karar alındı, onaylandı. Şu anda onun yatırımı ile ilgili beklenti noktasındayız. Dolayısıyla zaten yapılmış, onaylanmış bir projeyi tekrar halka yeni bir projeymiş gibi lanse edilmesini ben doğru bulmuyorum. Dere ıslahı ile ilgili rakibimizin bir projesi olduğu söyleniyor.
dere ıslahı dediğimiz şey, inanın şu baktı çıktı projesinin en az 3 katı misliydi. Dolayısıyla 5 senede, 10 senede, 15 senede olabilecek bir şey değil. Eğer olmuş olsaydı zaten 20 senedir hükümetin bir belediye başkanı ve ekonominin en güzel olduğu dönemlerde bu proje gerçekleştirilirdi Metin Başkan vesilesiyle. Dolayısıyla bunun gerçekçi bir proje olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir imar değişikliği olması gerekiyor. Şu anda bakın burada iki tane devlet bakan bütçesiyle onaylanmış, bakanlık tarafından onaylanmış iki tane proje var. Bunlardan bir tanesi Hersek bölgesindeki Millet Bahçesi projesi. Şu anda bakanlıkta onaylanmış. İkincisi toplu konut projesi. Burada belki basından siz de takip etmişsinizdir. Toplu konut yeri TOKİ'ye verildi. Hatta burada kuralları da çekildi. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, bakanlıktan onaylandığı halde iki tane onaylanmış projemize şu anda bütçe çıkartamıyor devlet. Neden çıkartamıyor? Şu anda hazinede olan, devlette olan bütçe tamamen deprem bölgesine aktarılıyor. Dolayısıyla sizin zaten hali hazırda iki tane onaylanmış projenize dahi bütçe çıkartamayan hükümet, sizin şu anda yapacağınız onaylanmış projelerin en az 5 katı olan projelerinize mümkün değil bütçe çıkartılması. Dolayısıyla biz gerçekçi, insana dokunan, kadına, çocuğa, gence dokunan, elle tutulabilir ve yapılabilir küçük bütçelerle oluşturulabilecek projelere imza atmak istiyoruz. Bir ikincisi de şunu söyleyeyim. Mesela rakibimiz düğün salonlarının bedava olacağını söylüyor. Ben bedava mantığının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada herkesin hakkı var. Bütün vatandaşların hakkı var. Hani şöyle bir tabir vardır. Hani kimin malını kime bedava satıyorsunuz, veriyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanlara şu anda da uygulanan, belediyenin uygulamış olduğu ihtiyaç sahibi yeni evlenecek gençlere zaten bu uygulanıyor. Ücretsiz veriliyor. Tabii ki belediye de bir işletme mantığındadır. Oranın işçisi, işçi gideri vardır, elektrik, su, temizlik giderleri vardır. Dolayısıyla giderin olduğu bir yerde ve vatandaşın bütçesiyle oluşturulan bir belediye imkanlarını hiç kimse bedava tamamen halka tahsis edemez. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde uygulanabilen, hiçbir belde belediyesi, ilçe belediyesinde uygulanabilen bir şey değildir. Dolayısıyla insanların belki ilk etapta duygularını okşayabilir, kulağına hoş gelebilir ama uygulanabilirliği asla olmayan bir projedir. Kadın baromuz var. Kadın baromuz var. İlk defa da seçilirseniz seçilmiş bir belediye başkanı olacaksınız. Bunun heyecanı nasıl? Seçildiğiniz takdirde Altınol Belediyesi'nde bir bayan belediye başkanı nasıl bir koltuğu dolduracak? Evet. Ya bir yerde ilk olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağım. Çünkü omuzlarımda büyük bir sorumluluk olacak. Aynı zamanda belediyeyi iyi yönetmenin yanında kadınların varlığının da hissettirilmesi noktasında ben burada varlığımı göstermekle mükellefim. Daha doğrusu iyi olmak mecburiyetindeyim, çalışmak mecburiyetindeyim. Daha sonraki nesillerde genç kızlarımızın da siyasette var olabilmesi, bizim gibi kadınların bu esnada, bu dönemde her partiden, hangi partide olursa olsun yer alması mecburidir ve desteklenmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla bir sonraki nesilde kız çocuklarımızın buralarda var olması, bizim gibi insanların, bizim gibi kadınların yerel yönetimlerde veya herhangi mülki amirliklerde mutlaka ve mutlaka temsil edilmesi gerekiyor ve yetki organlarında olması gerekiyor. Onun için ben sadece belediye başkanı olmayacağım, aynı zamanda kadınları da ön planda çıkartabilecek, gelecek nesillere aktarılabilecek bir sorumluluğa da taşımış olacağım. Başkanım, peki ilçede yaşayan gençler için ne gibi çalışmalarımız olacak? Evet. Gençlerimiz maalesef burada üzülüyorum ki çoğu gencimizin sosyal alanı olmadığı için kahve köşelerindeler. Eğitimli gençlerimiz iş bulamadığı için evlerde.
Çok üzülüyorum ki maalesef günümüzün şartlarında madde bağımlılığına doğru yönelme var. Dolayısıyla gençlerimizi sadece eğitimle donatamayız. Onlara mutlaka sporla, sanatla, müzikle tanıştırmamız lazım. İşte biz bu noktada belediye başkanlığı olmayı taahhüt ediyoruz. Burada gençlerimiz için öncelikle bir gençlik festivali yapmak istiyorum. Onlara Hersek ve Bayraktepe'de kamp alanları kurup kamp kültürüyle tanıştırmak istiyorum. Çevre illere gençlerimizi kamplara götürerek oradaki kaynaşmasını ve oradaki imece usulüyle birlikte onları tanıştırmak istiyorum. Burada çok güzel bir sahilimiz var, deniz atmosferimiz var ama su sporlarıyla tanışmamış binlerce çocuğumuz ve gencimiz var. Dolayısıyla bunları kano, efendime söyleyeyim, yelken kulübü gibi su sporlarıyla tanıştırmak istiyorum. Sadece maalesef Altınova'da güreş ve futbol üzerine bir spor anlayışı olmuş. Ama çocuklarımız gerek jimnastik olsun, efendime söyleyeyim, gençlerimiz yakın dövüş sporları olsun. Özellikle kız çocuklarımızın yakın dövüş sporlarında mutlaka tanışması lazım. Günümüz atmosferinde bunlar artık ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla bunlar zaman ve maddiyata bakıyor. İşte o noktada belediyecilik anlayışınızla siz gençlere ve çocuklara faydalı olabilirsiniz. Kendi adıma soru sorayım. Şimdi altın projeniz nedir? Altınova'nın altın projesi olarak bize söyleyebileceğiniz bir projeniz var mı? Önemli projeler. Evet, kadınlarımız için yine kadınların istihdamına yönelik altın projem dediğim şey, burada biliyorsunuz sanayi bölgesinde iş kıyafetleri yoğun talep görüyor ve sürekli sirkülasyonu olan bir sektör. Dolayısıyla burada ataerkil, biraz önce bahsetmiştik, ailelere sahibiz. Bu hanımlarımız gerek çocukluklarından, gerek hastalıklarından, gerek eşinden izin alamadığından dolayı iş hayatına sevk edilemiyor. Dolayısıyla evde atıl durumda olan bir kadın nüfusu var ve gerçekten bunlar çalışmak istiyorlar. Çalışabilen kadınların, sadece kadınların çalışabileceği bir tekstil atölyesi, çalışamayanların ise evde en azından çocukların harçlıklarını çıkartabilecekleri evde iş imkanını yaratmak istiyorum. Dolayısıyla benim Altınova'da Altın Proje diye kadınlara yönelik istihdam projem tekstil atölyesidir. Merak ettiğim konu şu, hani seçimlere çok az bir zaman kaldı. Evet. Bu az bir zamanda biliyoruz birçok partilerden Altınova'dan aday çıktı. Sizinle hani anlaşma gibi bir adımlar atılıyor mu? Hani strateji bir çalışmanız var mı? Bunlarla ilgili bir açıklama da bekliyoruz. Şimdi bizim zaten Türkiye çok partili. Dolayısıyla her düşünceye, her anlayışa saygı duyduğumuz çok partili sistemin içerisinde biz de var olmaya çalışıyoruz. Yakın temas kurduğumuz partiler olabildiği gibi olmayan partiler de olacaktır. Dolayısıyla Altınova'da ben bu dönemin şenlik havasında görüyorum. Daha önce bu kadar çoklu aday hiçbir zaman olmamıştı Altınova'da. Şimdi bu çoklu adayların olması aslında bizim hem kültürel hem de düşüncel olarak zenginliğimizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla hepsine başarılar diliyorum. Ama en çok da kendime başarılar diliyorum. Buyurun. Yaptırdık. Ama bunu hani gerek sosyal medyada gerek de hani kendi halk arasında çok söyleme taraftarı değildik. Hani rehavete kapılmak istemiyoruz açık söylemek gerekirse. Ama biz şu andaki anket sonuçlarına göre 2-3 puan önde gözüküyoruz. Sıkıntı var. Trafikle ilgili dediğim gibi baktı çıktı projesinin burada olması mümkün değil. Bu bakanlık tarafından onaylanmıştır. Yani buradan red kararı çıkmıştır. Ama bu olmayacak, çözüm üretilmeyecek anlamında değildir. Bizim buradaki projemiz ve önerimiz şudur. Kaytazdere ve su başında çıkan üst geçitler var. Bu üst geçitlerin altından alt geçit yaparak trafiği, ana arteri rahatlatma düşüncemiz var. Bir ikinci projemiz ise daha öncesinde Metin Başkan'ın da talepte bulunduğu ve şu anda karşımda aday olan kişi kaymakamlık makamındayken reddetmiş projeyi biz inşallah hayata geçireceğiz.
Yine kendisi de aynı zamanda ben de bu projeyi yapacağım diyor. Su başından tersane yoluna bir hat var. Bu yolun açılması lazım. Özellikle servislerin bu alana yönlendirilmesi lazım. Dolayısıyla ben geçen dönemde aynı projeyle insanların karşısına çıkmıştım. Bu dönemde aynı projelerle karşısına çıktım. Benim farkım şu. Benim önüme gelip de reddedilmiş bir projeyi sanki ben yapacağım diye vaat etmiyorum. Ben buranın sıkıntılarına çözüm üretebilecek mevcuttaki projelerle hayata geçirebileceğimiz, aynı zamanda Subaşı Belediyesi'nin de ortaklaşa yapabileceğimiz bir projeyi insanların karşısına çıkartmak istiyorum. Dolayısıyla rakibim aynı projeye burada mülki amirken red kararı vermişti, imza vermemişti. Şu anda insanlara ben Subaşı'da köprüsünden altından tersane bağlantı yolunu vaat ediyorum diye insanlara karşısına proje olarak sunuyor ama zamanında dediğim gibi buna imza atmamış ve onay vermemişti. Biraz önce beklenmiş ya, Kirlepen'de yaşamıştık önce. Altında da kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Böyle bir projenin olduğunu olacak mı ileri dönük? Şöyle, kentsel dönüşümle alakalı bizim burada zaten yapılaşmamız son 10 yıla dayanıyor. Dolayısıyla eski bina yok gibi bir şey Altınova'da. Yeni yerlere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz Altınova yüz ölçümü olarak çok küçük bir bölge. Ama insan nüfusu olarak burada yaklaşık günde 50 bin kişi sirkülasyon döngüsü var. Dolayısıyla hem barınma anlamında hem yer anlamında fiziken mümkün olmayacak şeylere anca yeni yerleri katarak açabiliriz. Dolayısıyla konut anlamında yenilenmeye ihtiyacımız yok ama yer anlamında konut alanına ihtiyacımız var. Bu son uygulamayla birlikte yağmur suları ana kanalizasyona bağlandı. Dolayısıyla daha öncesinde yağmur da yağsa taşkınlara sebebiyet vermiyordu. Altyapı bunu kaldırıyordu. Fakat son uygulamayla birlikte mevcutta en az da yağmur da yağsa maalesef mahalleleri ve sokakları, özellikle tersaneler bölgesine ne taşkınlara sebebiyet veriyor. Bizim buradaki çözüm noktamız da şu. Biz ana hatlardan mutlaka yağmur sularını bu Hersek Gölü'ne bağlamayı planlıyoruz. Neden böyle bir şey yapacağız? Bakın, bu gölün de beslenmeye, temiz suyla beslenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla hem temiz suyla beslenmiş olacak hem de yağmur sularının ana hatlardan çekilerek bir rahatlamaya sebebiyet vereceğiz. Dolayısıyla bu taşkınlara önüne geçmiş olacağız. Bizim şimdi belediye olarak burada aslında bizim de belediye başkanlığına geldiğimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen projeler var. Bunlar nedir? Sünnet şölenleridir. Efendime söyleyeyim, cenaze hizmetleridir. Efendime hasta bakım hizmetleridir. Turizm açısında gezilerdir. Bunlar aynı şekilde, hatta daha da düzenli ve güzel olacak şekilde, halkın her kesimine hitap edecek şekilde yine bu projeler sosyal belediyecilik anlayışının artısıyla birlikte devam edecek. Gerek meclis üyelerinden, gerek başkanlığından o deneyimlerden faydalanmak istiyoruz. Hani biz sonuçta bizim mantığımız şu, halka hizmetse siz oradaki teferruatlara takılmazsınız. Dolayısıyla biz onların tecrübesinden çokça da yararlanacağımızı düşünüyorum. Ben yaklaşık 5 yıldır, yani 20 senedir buradayım ama 5 yıldır insanların gönlünü kazanmak için tek tek ev ziyaretleri yapıyorum. Bunların içerisinde belediyede çalışan işçiler de oldu. Dolayısıyla insanlar benim samimiyetimi biliyorlar. Bu seçim atmosferinde de gene aynı şekilde hem ev ziyaretleri yaptım belediye çalışanlarına hem de kamu ziyaretleri, toplu ziyaretler yaptım. Onlara şunu söyledim, ben düzen bozmaya gelmiyorum, düzeni devam ettirmeye geliyorum. Tabii ki ufak tefek nüanslar olabilir. Fakat sonuçta kurulmuş 20 yıllık bir kurum altyapısı var. Siz bu kurum altyapısının
Eğer bozarsanız aslında kendinize zarar vermiş olursunuz. Dolayısıyla akıllı bir belediye başkanı hiç bu riske girmez. Bir an önce önündeki projelere önem verir ve bu yolda adım atar. Dolayısıyla ben işçilere bu güvenceyi ve bu samimiyeti geçirdiğime inanıyorum. Bugün de inşallah yine belediye çalışanlarıyla bir öğle yemeği buluşmamız olacak. Bunları yine orada da tekrarlayacağım. Dediğim gibi çalışan, alnının akıyla çalışan insan, oradaki belediye çalışanı her zaman için belediye başkanını yüceltir. Dolayısıyla bizim oluruydu olmazıydı, belediye çalışanlarıyla ilgili bir düşüncemiz yok. Hatta şöyle bir düşüncemiz var. Hem özlük haklarıyla ilgili hem de çalışma şartlarıyla ilgili iyileştirmelere yönelik çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla biz hem metin başkanı aratmamış olacağız hem de bir kadın eliyle daha konforlu bir ortamda ve maaşlarındaki iyileştirmeyle birlikte çok daha güzel bir ortamda, aile ortamında çalışmış olacaklar.